Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Mart ayı LGS örnek soruları yayınlandı. Matematik sorularının çözümlerini yapalım. Birinci sorumuz. Aşağıda verilen beyaz karttan ve birer yüzlerinde 2, 3, 5 ve 7 asal sayıların yazılı olduğu asal çarpan kartlardan yeterli sayıda vardır. Bir kartına aşağıdaki gibi 2'den başlayarak doğal sayılar sırasıyla yazılıyor. Daha sonra her bir doğal sayı asal çarpanlarına ayrılarak alt bölmelerine aşağıdaki gibi o sayının asal çarpanını verilen kartlarda var ise bu kartlar, yok ise bir adet beyaz kart yerleştiriliyor. Bu kartını yerleştiren beyaz kart sayısı 3 olduğuna göre en fazla kaç adet asal çarpan kartı yerleştirilmiştir? Bizden şunu söylemek istiyor arkadaşlar. Eğer 2, 3, 5, 7 asal çarpanları varsa onların sayısı kadar kartlar konuluyor. Mesela 11'de asal çarpanı burada 11 olmadığı için beyaz kart. Kimler yok? Şöyle 11 beyaz kart konuluyor arkadaşlar. Bir de 13 çarpanı için beyaz kart konulur. 17 asal sayı olduğu için beyaz kart konulur. Zaten en fazla diyor 3 tane. Yani 19. sayıya gitmiyoruz. Asal çarpana gitmiyoruz. Peki. Şöyle hesaplayalım. 2, bir tane asal çarpanı var. O zaman bir kart. Yine şekilde 3 için bir tane kart kullanılıyor. 4 için 4, 2'nin karesi olduğu için 2 tane kart kullanılıyor. 5, tek başına bir tane asal çarpanı var. 6, 2 çarpı 3 olduğundan dolayı 2 tane kart konuyor. Hem 2 hem 3 konuluyor. 7, bir tane konulur. 8, 2'nin 3. kuvveti olduğu için 3 tane 2 asal çarpanı konulur. 9, 3'ün karesi olduğu için 2 adet. 10, 2 çarpı 5 olduğundan dolayı 2 ve 5 için 2 adet, 2 ve 5 konulur. 11 beyaz kart konuyor burada. 12'ye gelelim. 12 şöyle ki 12 sayısı arkadaşlar 12 2'nin karesi çarpı 3 olduğu için 2 tane 2 ve bir tane de 3 konuyor. 13 asal sayı olduğu için beyaz kart konuluyor. 14 için 2 kere 7 olduğu için 2 kart. 15, 3 kere 5 olduğu için yine 2 kart. 16, 2'nin 4. kuvveti olduğu için 4 tane 2 kartı konuluyor. 4 adet. 17, beyaz kart konuluyor. 18'e geldiğimizde de 18, 3'ün karesi çarpı 2 olduğu için orada da 3 tane kart konur. 19'a geçmiyoruz çünkü 3 beyaz kart sayısı 3 olduğuna göre en fazla diyor kaç adet. Buradaki sayıları topladığımızda arkadaşlar, şunların sayısını topladığımızda ve şurayı topladığımızda kaç tane kart yerleştirdiğimizi buluyoruz. Bunların toplamı da 29 oluyor. Doğru cevap B seçeneğidir. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci soru şöyle ki A, B, C birer doğal sayı. Burada özellik verilmiş. Bir ayrıtının uzunluğu kök 18 olan eş köprülerden her birinin bir yüzüne aşağıdaki gibi sayılar yazılmıştır. Can üzerinde rasyonel sayı yazan köprülerin tamamını rasyonel sayı, Zeynep ise irrasyonel sayıların köprülerin tamamını üst üste dizerek birer kule oluşturmuşlardır. Bu kulenin yükseklikleri arasındaki farkın santimetre cinsinden değerini soruyor bize. Burada 5,4 ondalık sayısı şu şekilde yazılır. 54'ten devretmeyen sayı 5'i çıkartıyoruz. Bu devirli ondalık sayı burada. Bölü 9 diyoruz. O da 49 bölü 9'dan, yani 7 bölü 3 sayısı çıkıyor burada. O zaman demek ki buradaki sayımız 7 bölü 3. O zaman 7 bölü 3 sayısı rasyonel sayıdır. Q harfiyle gösterilir. Bu kök 5 kök dışına çıkmıyor. İrrasyonel sayıdır. Kök 9 3 olarak çıkar. Rasyonel sayıdır. 2 bölü 3 rasyonel sayıdır. Kök 121 11'in 1,1'in karesidir. Dolayısıyla bu da bir rasyonel sayı olur. Bu
pi irrasyonel sayıdır. Bu 4 bölü 100 diye yazılır. 4 dışarıya 2 çıkar. Yani 2 bölü 10 olur. Dolayısıyla bu da rasyonel sayı. Burayı şöyle yazabiliriz arkadaşlar. 16 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. 16 dışarıya 4 çıkar ama kök 10 çıkamaz dışarıya. Dolayısıyla bu irrasyonel sayıdır. 324 18'in karesidir. Dolayısıyla rasyonel sayıdır burası. Bunu da tek kök içerisine alırsak 180 bölü 5 yazdığımızda tek kök içine yazılabilir. 36 olur. 36 da kök dışına 6 olarak çıkar. Bu da rasyonel sayıdır. Görüldüğü gibi rasyonel sayıların sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Demek ki her bir kenarda kök 18 olduğuna göre can 7 kök 18 yüksekliğe sahip kulesi, Zeynep'in kulesi ise irrasyonellerden de 3 tane var. O zaman 3 kök 18 olur. Aradaki fark 4 kök 18'dir sevgili gençler. 4 kök 18'i biz nasıl yaparız? 4'ü kök içine 16 olarak aldığımızda 16 çarpı 18 o da eşittir 288 olur. Bu da 16'yı geçiyor. 16 küsur oluyor. Dolayısıyla 16 ile 17 arasında bir uzunluğa sahiptir diyebiliyoruz. Geldik arkadaşlar 3. soruya. 3. soru şöyle diyor. Gitar, keman ve flüt kurslarından yalnızca birine katılan kız ve erkek öğrenci sayıları kurslara göre dağılımı verilmiştir burada. Flüt kursuna katılan kız öğrenci sayısı, keman kursuna katılan erkek öğrenci sayısına eşittir. Şuradaki kız öğrenci, şuradaki keman erkek öğrencinin sayısına eşit. Kurslara katılan erkek öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısından 12 fazladır diyor. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. 240 geriye ne kaldı? 120 kaldı. 72'nin yan tarafı 48 derece olur. 360'a tamamlarsak. Sonra şöyle bir şey. 48 ve 72 her ikisi de 24'e bölünür. Yani 24'e böldüğümüzde burası 2 katken burası 3K. Burayı 24'e böldüğümüzde 10K oluyor. Bunların toplamı ne oldu? 15K. Toplam kişi sayısı 15'in katı diyebiliriz. Bu keman 2K ise bu flüte katılanlar da 2K. Bu 60 derece birbirine eşittir çünkü bunlar. 60 derece 240-300 olur. Demek ki burası da 60 derecedir. O zaman bu 2K kişi ise burası da 2K kişi. 62K oluyorsa 240 bu 60'ın 4 katıdır. Demek ki burası da 8K kişi olacak. O zaman buradaki kız öğrenci sayısı da 8, 4 daha 12K olacaktır. Arasındaki fark 15K'dan 12K çıkarttığımızda 12'ye eşitmiş. Yani 3K12 ise K dediğimiz şey 4 kişiyi temsil ediyor. Bize ne diyor? Kurslara katılan toplam öğrenci sayısı 15K buradaydı ve 12K da buradaydı. İkisini topladığımızda 15K 12K'da 27K edecek. Yani 27 çarpı 4'ten o da eşittir 108 olmuş olacak. Doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz sevgili gençler. Umarım anlaşılıyordur. Anlaşılmayan bir nokta olursa lütfen yorumlara yazın. Desteğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Geçmiş yılların soruları kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Tüm örnek soruların çözümleri var. Bilginiz olsun. Şimdi geldik. Dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü soruda da şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Yine kareköklerle ilgili güzel bir soru. 9 tane kart var. Diyor ki bu kartları yazan köklü ifadelerden 3 ile 4 sayıları arasındakilere A'ya, 4 ile 5 arasındakiler B'ye, 5 ile 6 arasındakiler C'ye hatırlıyormuş. Sonra B ile C kutusundaki kart sayısı birbirine eşit. Buradaki kart sayıları birbirine eşit. A kutusundakinden de fazlaymış. En az kaçtır diye soruyor. Ve bunlar birbirinden farklıymış. Bakın kök 15
3 ile 4 arasında bir sayıdır. O zaman A kutusuna kök 15'i koyuyoruz. 2'yi 4 olarak içeri koyduğumuzda kök 28 olacaktır. 3'ü içeriye 9 olarak attığımızda 9 kere 3'ten 27. 4 olarak attığımızda burası da 20 olacaktır. O zaman 4 ile 5 arasındakiler yani kök 20. Efendime söyleyeyim burada kök 18 var. Kök 18 ve bir de bu ikisini buraya koyduk. Şimdi kök 35 5 ile 6 arasında kök 35'i buraya koyduk. C'ye koyuyoruz. Kök 28'i yine buraya koyuyoruz. Yine aynı şekilde kök 27'yi buraya koyuyoruz. Şimdi toplam 9 tane kart olduğu için burada B ve C'dekiler eşitmiş. Hepsi 3 3 3 olursa olmaz. B ve C'dekiler eşit olduğuna göre demek ki şöyle bir dağıtım yapacağız. 4 tane kartı buraya koyacağız. 4 tane buraya koyacağız. Geriye kalan bir tane de burada. O zaman kök x, kök y, kök z. İki tanesini buraya koyacağız. Kök x ile kök y'yi buraya koyacağız. Kök z'yi de c kutusuna koyarsak birbirine eşit sayıda olur. O zaman şöyle düşünebiliriz. Kök x dediğimiz şey 4 ile 5 arasında olacağına göre ve en küçük burada en az istediği için 4'ten 16'dan sonra kök 17 olabilir. Veya ne olabilir arkadaşlar? Kök 17 olabildiği gibi kök 18 burada var yazmıyoruz. Kök 19 olabilir. Kök y'yi de bu şekilde yazabiliriz. Peki kök z için nasıl bir yorum yaparız? Bu da kök 5 ile 6 arasında olacağına göre kök 25'i geçecek. O zaman kök 26 düşüneceğiz. Demek ki x 17, y 19 ve z de 26 olacaktır. Bunları topladığımızda doğru cevabımız 62 olacak. O da C seçeneği diyoruz sevgili gençler. Şimdi 5. sorumuza gelelim. 5. soruda şöyle düşünelim 5. soruyu. Evet. 5. soruyu getirdik. Olasılıkla ilgili bir soru. Şöyle diyor. Aşağıda arka yüzleri verilen 10 kartın her birinin ön yüzünde bir rakam yazılıdır. Kartlarda yazan bu rakamların 5 tanesi çift, 5 tanesi tektir. Yine burada şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Hemen şuraya aldım. Bu kartların 4 tanesi yan yana dizilerek oluşturulacak ve oluşturulmayacak 4 basamaklı sayılardan bazıları aşağıda verilmiştir diyor. Oluşturulabilen sayılar bunlar, oluşturulamayan sayılar bunlarmış arkadaşlar. Bu kartlarda rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan rakamla ilgili aşağıda hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi oluşturulabilecek bakın burada 3 tane 3 sayısı görüyorum. O zaman çok rahatlıkla şuraya 3 koyabiliriz. 3 tane 3 koyabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla çünkü nedir? Burada oluşturulabilecek 3 tane varmış. Yine aynı şekilde 2 tane 2 var. O zaman 2 buraya koyuyorum, 2 buraya koyuyorum arkadaşlar. Gelelim. 5 bir tane 5 var. 4 var burada. Bakın 4 sayısı var. 4 5 var. Yine 6 var. Evet, bir de şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın 2 tane 4 oluşmuyormuş. Şimdi kaç tane tek yazdık? Şu anda 4 tane tek yazdık. Demek ki buraya bir tane tek, 4 tane de çift yazmışız. Buraya da çift. Çünkü ne diyordu sonra? 4 tanesi tek, 4 tanesi çiftmiş arkadaşlar. 5 tanesi tek, 5 tanesi çift olacakmış bunlardan. Şimdi 2 tane 4 olmayacak. Ona dikkat edeceğiz. 2 tane 4 olmayacak. 7 de olmayacak. Bakın 7 olmayacak. 2 tane 4 olmayacak. Ve 2 tane aynı zamanda 2 tane 5 de olmayacak. Bu da önemli. 2 tane 5 yazamıyoruz. Şimdi bakalım ne olacak o zaman? 2 olma olasılığı 5'te 2.
Peki 3 tane 2 olabilir mi? Burada yazılamıyor. Dolayısıyla 2 tane 2 varmış. Ben burayı paydalarına eşlersem, yani burayı paydasını 10 yaparsam, 2 ile genişletirsem 4 olur. Burayı 10 yaparsam paydasını arkadaşlar, 5 ile genişletirsem 5 bölü 10 olacaktır. Burayı 2 ile genişletirsem paydasını 2 bölü 10 olacaktır. Bu da 1 bölü 10. 2 olma olasılığı 10'da 4. Halbuki burada 10'da 2 var. En fazla burası çift, yani olursa 10'da 3 olur. Dolayısıyla burası olmaz. 3 olma olasılığı 10'da 5. 4 tane 3 yok. Yani burada 3 tane 3 var. Bir tane de buradan gelirse hani 4 olur. Burada söz konusu değil. 5 olma olasılığı 10'da 2. 2 tane 5 bakın olamaz. 2 tane 5 olamayacağı için bu da olmaz. 4 olma olasılığı 10'da 1. Evet, bir tane 4 var burada. Zaten 2 tane de 4 olmayacağına göre. Dolayısıyla 4 olma olasılığı 10'da 1'dir. Doğrudur sevgili gençler. Evet, geldik şimdi 6. sorumuza. 6. soruda yine bir üslü sayılarda bilimsel gösterimle ilgili bir soru arkadaşlar. Ne diyor? A ve B onun tam sayı kuvvetleriymiş. Ali ve Ege B sayısından büyük, A sayısından küçük olacak şekilde bir sayıyı seçmişlerdir. Ali'nin seçtiği sayı bilimsel gösterimi 1 çarpı 10 üzeri 23 olduğuna göre Ege'nin seçtiği sayı hangisi olabilir? Şimdi burada 10 üzeri x var. Burada da şöyle bunu virgülden kurtarırsak 121 çarpı 10 üzeri x diyebiliriz. O zaman burayı da bu ikisinin arasında bir sayı seçeceğime göre, yani burayı şöyle yazabilirim. 1000 çarpı 10 üzeri 20 yazabilirim. Doğru mu? Bakın 10 üzeri x oldu. Burada da 10 üzeri 20 oldu. Burada da 10 üzeri x söz konusu. Yani 1003'ten küçük, 1000 121'den de büyük. Şimdi şıklara bakalım. 10 üzeri 20 elde edeceğim. Buraya 10 üzeri 20 yaptığımda o zaman buraya 2 tane 2 basamak büyüteceğim. Yani 102 2 tane 0 koymuş oluyorum. Yine aynı şekilde burayı 10 üzeri 20 yaptığımda o zaman burayı 2 basamak büyütmüş oluyorum. Yani 516 yanına bir 0 daha koyuyorum. 5160 oluyor. Burayı 3 basamak 10 üzeri 23 olduğu için 10 üzeri 20 yapıyorum ve 3 basamak büyütüyorum. 1004 olmuş oluyor. Burayı da 1 basamak 850 yaparsam 10 üzeri 20 oldu. Bakın hepsi 10 üzeri 20 yaptık. Şimdi B'den büyük, 121'den büyük 850 var. 1003'ten de küçük olacak. Dolayısıyla ne olacak? 850. Bakın bu geçiyor. 1004'ü geç. 1004 burayı geç. A'yı geçiyor. Bunlar A'yı geçtiği için bunlar olmaz arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Hiç vakit kaybetmeden 7. sorumuza gelelim. 7. soru şöyle diyor arkadaşlar. Aşağıda her birinde dörder tane kart bulunan iki kutu verilmiştir. Bu kutuların her birinden en az bir kart seçilip bu kartların üzerindeki ifadeler çarpılarak bir tam kare yüzdeşlik elde ediliyor. Daha sonra kalan kartlar üzerinde ifadeler çarpılarak iki kare farklı yüzdeşliği elde ediliyormuş. Şimdi tam kare şöyle ki şu ikisini çarptığımızda bu ikisinden x artı 2y'nin karesi gelecektir. Peki bu ikisini çarptığımızda ise 2 kare farkı gelecektir. Yani y kare eksi x kare gelecektir. Bu ikisini çarptığımızda y kare eksi x kare gelecek. Şimdi elde edilen 2 kare farkı yüzdeşliği aşağıda hangisi olabilir? 2 kare farkı yüzdeşliği demek, bakın bu y kare eksi x kare, bir eksilisi bir artılısı. Bu da tam kare. Bakın şimdi şöyle bir şey olabilir. Bakın, 4 ile bunu buradan bir sayı seçiyoruz. 4'ü seçiyoruz. Birinci durum 4 çarpı, yani buradaki bu ikisini seçiyoruz. Y eksi x ve y artı x'i seçersek, yani ne oldu burası? 4 çarpı y kare eksi x kare olabilir. O zaman bu diğerine ne kalıyor? Bunları çarptığımızda 2 çarpı 3, 6, 6 ile çarptığımızda 36 çarpı diğer ifade ne? Bu ikisini çarpıyoruz. Yani x artı 2y'nin karesi. Bakın bu tam kare oluyor. Bu 2 kare fark. 2 kare
fark olmuş oluyor. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olabilir. Bunların tam tersi olabilir. Yani bu sayıların çarpımı şöyle olmuş olabilir arkadaşlar. 36 çarpı y kare eksi x kare olmuş olabilir. Veya 4 çarpı x artı 2y'nin karesi olmuş olabilir. Yani bu şekilde de olabilir. 4'ü seçiyoruz, bu ikisini seçiyoruz ve çarpıyoruz. Bunlar bu şekilde olmuş olabilir. Bakın şıklara dikkat ettiğimizde 4'ü dağıtırsanız 4y kare eksi 4x kare A şıkkında mevcut. Bu 4 sadece y ile çarpılmış. 36. Şimdi y kare eksi x kare olması lazım. Bakın burada tam ters verilmiş. Dolayısıyla bu ters de olmaz. X artı y'nin karesini seçtiğinizde burada sayı hiç seçmemişsiniz. Bir burada yok. Dolayısıyla bu tek başına olmaz. Zaten bu iki kare farkı da değil. Dolayısıyla bu tam karedir. O zaman doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz sevgili gençler. Geldik 8. soruya. Aşağıda tam kare pozitif sayıların yazılı olduğu bir sayı doğrusu verilmiştir. Bu sayı doğrusunun her biri tam sayı karşılık gelecek biçimde 4 ile 9 arasında K, 9 ile 16 arasında L, 16 ile 25 arasında M noktası işaretlenecektir. KL'ye karşılık gelen sayıların karekökü 3'e, KL'ye 3'e yakın, M'ye karşılık gelen sayıların karekökü de 4'e yakınmış. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir şey veriyor. KLM noktalarına karşılık gelen 3 sayının karekökü birbirleriyle çarpılarak bir doğal sayı elde edilmiştir. Sevgili gençler, bu doğal sayı aşağıdaki hangisidir? Şimdi 4 ile 9 arasında 3'e yakın olabilecek sayılar nelerdir? Kök 7, kök 8 olursa kök 9'a yakın. Kök 7'den önce kök 6 ve kök 5 de 4'e yakındır. Dolayısıyla bu ikisi olabilir K için. L için ise kök 10 olabilir. Kök 11 olabilir. Ve kök 12 olabilir. 3 tane yazdım. 12'den sonra 13, 14, 15 de 16'ya yakındır. 4'e yakın. Peki M yerine neler yazabiliriz? M yerine de kök 17, kök 18 ve kök 19. Kök 20 de yazabilirim. Sonrasında çünkü burada 4 tane yazdım. 20'den sonra da 4 tane yazarsanız 25'e yakın olmuş olur. O zaman şimdi bundan hangilerini çarparsam bir doğal sayı çıkar? Kök 17 herhangi bir sayı, asal sayı olduğu için çıkmaz. Kök 19 çıkmaz. Aynı şekilde kök 11 çıkmaz. O zaman olsa olsa bakın kök 10 var, kök 20 var, kök 200 olur. Yani 2 var burada. Kök 8 ile çarparsak kök 8, kök 10 ve kök 20. Bakın 2 kere 8 16, dışarıya 4 çıkar. Yüzde dışarıya 10 çıkar. 40 oldu. Bakın burada aşikardır. Diğerleri 12 ile 18 çarptığınızda tam olarak çıkmayacaktır. Ve kök 8 ile çarptığınızda her birinden birer tane sayı seçeceğimiz için orada doğal sayı olmayacak. Buradan kök 8, kök 10 ve kök 20 çarptığımızda 40 sayısını elde etmiş oluyoruz. Geldik 9. soruya. 9. soruda ise şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. 9. soruyu. Evet. Bir oyunda değerleri dışında özdeş 50, 100 ve 200 değerinde kağıt paraların her birinden 4'er adet vardır. Bu paraların tamamı boş bir torbaya atılıyor. Daha sonra bu torbadan 600 TL değerinde para alınıyor. Bu durumda torbadan alınan para sayısı torbadan kalan para sayısına eşit oluyor. Bakın, şimdi burada 4 tane 50 var arkadaşlar. Yine 4 tane 100 var. Bir de 4 tane 200 var. Buna dikkat edelim. Toplam 12 tane. Bu 12 tanenin 600 değerinde para alınıyor diyor. Alınan paralarla torbada kalan para sayılara eşit oluyor. Sonra bu torbadan rastgele çekilen bir kağıt paranın değerinin 200 TL olması olasılığı en fazla istiyor. O zaman ben 200 TL'yi torbada bırakacağım ki
Torbadan çekme olasılığı daha yüksek olsun. Şöyle yapayım. Bakın 3 tane buradan alırsam 300. Bir tane 200 alırsam etti 500. 600 lira almam lazım. O zaman bir tane de iki tane de buradan aldım 100. Kaç tane aldım? Şimdi iki tane buradan aldım. Üç tane buradan. Buradan da bir tane almış oldum. 600 etti. O zaman torbada kalanlar kimler arkadaşlar? Kalanlar şunlar. Bakın 50 kaldı, 100 kaldı ve 300. Yani yine kaç tane var? 6 tane var. 6 taneden 200 olan 3 adet var. Tümü 6, 3 tanesi 200'dür. 3 bölü 6'dan o da eşittir. Olasılık 1 bölü 2 olur. Doğru cevap C seçeneğidir diyoruz sevgili gençler. Evet, geldik. Şimdi 10. soru ve son sorumuz arkadaşlar. Bu son soruyu da şu şekilde yapalım arkadaşlar. Ne diyor? Bir kenar uzunluğu 200 santimetreden küçük olan kare şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi yatay olarak 3 kez, dikey olarak 8 kez kesilerek eş dikdörtgenlere ayrılıyor diyor. Peki, eş dikdörtgenlere ayrılınca ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir yorum yapabilirsiniz. Elde edilen dikdörtgenlerin bir kenarının santimetre cinsinden uzunluğu 2'nin bir pozitif tam sayı kuvvetine, diğer kenar santimetre cinsinden uzunluğu ise 6'nın bir pozitif tam sayı kuvvetine eşittir. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken olay şudur sevgili gençler. Bir çubuğu burada 3 eş parçaya bölmek ne oluyor? Burayı 3 kesim yapacağız. Şimdi 3 kesim yapmak demek şöyle 1, 2, 3 kesim yapıyoruz. O zaman 3 kesim yaptığımızda x birim, x birim, x birim 4x birim oluyor yani burası. Burası 4x, 4'ün katı olmuş olacak. Şimdi burayı da 8 birime böleceğiz. 8 birim yaptığımızda bir fazlası 9 birim olacaktır arkadaşlar. Burası da 9y. Her bir tanesi de y ise bakın burası da x olsa yani şöyle bir şey oluştu arkadaşlar. Dikdörtgen oluştu. Burası y birim, burası da x birim. Dikdörtgenler oluştu. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Tamam. Dolayısıyla burası 9y, burası da 4x. O zaman 9y ve 4x birbirine eşittir. Yani y bölü x dediğimiz şey 4 bölü 9. O zaman demek ki bunların kenarları 4'ün katı ve 9'un katı. 4 ile 9'un ortak katı olacak. 4 ile 9'un ortak katı da ekoklarına baktığımızda ne olacaktır? 36 olacaktır. 36'nın katları olacaktır. O zaman 36 olabilir. 72 olabilir. 108 olabilir bir kenarı. 144 olabilir. 180 olabilir. 36, 36 ilerledik. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Eğer burası 36 ise bir kenarı, 36 olduğunda 36'yı 9'a böldüğümüzde ne olacak? Bir kenarı. 9y 36 ise yani y ne olmuş olacak? 4 olmuş olacak. 36'yı peki 4'e böldüğümüzde 9 olmuş olacak. Diyor ki biri 2'nin pozitif kuvveti, diğeri 6'nın pozitif kuvveti. Bu şu anda mümkün değil. Yani 4 2'nin kuvveti ama 9 6'nın kuvveti değil. O zaman biz 72'yi deneyelim. 72 9'a böldüğümüzde 8, 2'nin pozitif kuvveti 72 4'e böldüğümüzde maalesef 18 olmuş olacak. Bu da 6'nın kuvveti değil. Kuvvet olarak gösterilmiyor. Bu da olmaz. Böyle denediğimizde arkadaşlar bakın 144'ü deneyelim. 144 9'a böldüğümüzde ne olacaktır? 16 olmuş olacak. 144'ü 4'e böldüğümüzde 36 olmuş olacak. Yani 16 2'nin 4. kuvveti, 36 da 6'nın karesi. Demek ki bunun bir kenarı 144'tür ki 144'ü 9'a böldüğümüzde arkadaşlar
ne çıkacaktır? 16 çıkacaktır. Yani şuradaki y dediğimiz şey 16. X dediğimiz şey ne? 36. Çevresini soruyor. Buranın çevresini soruyor. 16 ile 36'yı topladığımızda 52. Çevre 2 çarpı 52'den o da eşittir. Ne çıkacaktır? 104 olmuş olacaktır. Bu dikdörtgenin çevresi 104. O da D seçeneğinde vardır. Evet, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.